Yeniden merhabalar sevgili dostlar. Atölyeme ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki çalışmamız olan kapşonlu pelerin çalışmamızın ikinci bölümüyle beraberim. Bu çalışmamızda da bir önceki pelerin örgümüzden geriye kalan beyaz ipimizle ve kapşonumuz için tekrar yeni bir yumak açarak anti-peeling özelliğine sahip beyaz ipimizle devam ediyoruz. Dilerseniz kapşonumuzu tamamladığımız zaman batik ipimizle yine kapşonumuzun kenarına etek ucundaki gibi fırfırlar uygulayabilirsiniz. Sadece boğaz kısmında renkli ipimi uygulayacağım için elimde kalan çok az bir miktarı değerlendirmek istiyorum. Sizler yine kapşon kenarına isterseniz fırfır örgü yapabilirsiniz. Evet, şimdiki yapacağımız işlem pelerin örgümüzün başlangıç noktasından, yani batik iple başladığımız yerden kapşonumuz için bağcık yeri oluşturmak. Bunun için renkli ipimizden beyaz ipimize geçtiğimiz yerden buradaki ilmeklerden tek tek tekrar ilmekler almak. Örgümüzün ön yüzünü bize doğru çeviriyoruz ve içeriden şimdi yavaş yavaş bir tığ yardımıyla misinalı örgü şişimize ilmeklerimizi almaya başlıyoruz. İlk önce tığımla ilk ilmeğimi alıyorum ve ipimi sabitliyorum. 2-3 ilmeğimi daha tığ yardımıyla aldıktan sonra şimdi misinalı örgü şişime geçerek ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Mavi örgümüzdeki ilmeklerin karşılığı olan bu yuvalardan tek tek ilmekler alarak yine aynı sayıda ilmeklerimizi elde etmiş oluyoruz ve böylelikle aynı sayıda ilmeklerimizi karşılıklı olarak örerek bağcık kısmını oluşturuyoruz. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde her ilmeğin karşılığı olan yuvadan birer ilmeğimizi almaya devam edelim. Evet, diğer ilmeğin karşılığında bir ilmek daha çıkarıyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi almayı tamamladık. Şimdi mavi örgümüzdeki sıra sayısı kadar 4 örgü sıramız var. Mavi örgümüzde şimdi 4 sıra aldığımız ilmeklerimizi örüyoruz. Bir sıra ters, bir sıra düz. Örgümüzün iç tarafına düz örgü gelecek şekilde bir sıra ters, bir sıra düz olarak örgümüze başlıyoruz. Şişimizde 94 ilmeğimiz var. Aynen mavi örgümüzde olduğu gibi şimdi örgümüzün iç tarafına düz örgü gelecek şekilde ters örgü sırasıyla başlıyoruz. İlk sıramız ters örgü sırası. İpimiz bizden tarafa, ilmeklerimiz de bizden tarafa. Bu şekilde 4 sıra kadar düz örgümüzü örüyoruz ve birleştirmek için tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Evet, düz örgü tarafı örgümüzün iç tarafına gelecek şekilde devam ediyoruz. Evet, 4 sıralık düz örgü sıramızı tamamladık. Şimdi çıkardığımız bu örgü parçasıyla mavi örgümüzü hem örüyoruz hem birleştiriyoruz. Bu şekilde bağcık için bir yuva örgüsü oluşturuyoruz. Şimdi mavi örgümüzün
Her ilmeğin üzerindeki yuvadan birer ilmek alarak şişimizdeki ilmeğe takıyoruz. Her ilmeğin üstündeki yuvadan şişimizi takıp sol şişimizi alıyoruz. İki ilmeği birden düz örgü olarak örüyoruz. Her ilmeğin üzerindeki yuvadan şişimi takıyorum ve sol şişimi alarak şişimdeki ilmeğimle beraber iki ilmeği birden düz örgü olarak örüyorum. Her ilmeğin üzerindeki yuvadan alıyoruz. Mavi örgümüzde 94 ilmek alarak başlamıştık ve karşılığında alttan yuvalardan ilmek almaya başladığımızda da yine şişimizde 94 ilmeğimiz oluşmuştu. Bu yüzden her ilmeğin üzerinden aldığımız yuvayla şişimizdeki ilmek sayısı aynı olduğu için aynı ölçüde ilerlemeye devam edecektir. Bu şekilde hem mavi örgümüzden hem de mavi örgümüzün karşılığında çıkardığımız bu parçayı hem örüyoruz hem de birleştiriyoruz. Bu sayede kapşonumuz için bir bağcık yuvası oluşturmuş oluyoruz. Örgümüzün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde, yani iç tarafa gelecek yüzünde de düz örgüyle çalıştığımız için harika, muntazam bir bağcık yuvası oluşturduk bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tığımı da rahatlıkla geçirebiliyorum. İsterseniz kordon tekniği uygulayarak, isterseniz de 3-4 kat ipi bükerek bir bağcık oluşturabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Bu iki parçamızı birleştirdikten sonra bir sıra ters örgüyle tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Bir sıralık ters örgümüzü yine renkli ipimizle örerek devam ediyoruz. Daha sonra kapşon örgüsüne geçerek beyaz ipimizi kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Birleştirmemizi tamamladık. Harika, muntazam, temiz bir görüntüye sahip olan bir bağcık yuvası oluşturduk. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden temiz bir görüntüye sahip olduğu için rahatlıkla istediğimiz ölçüde bağcıklarımızı bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi ipimizi hiç kesmeden yine renkli ipimizle devam ederek bir sıralık ters örgü sıramız var. Sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldik. Bir sıralık ters örgü sırasını tamamlarken artık burada renkli iple örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Renkli ipimi burada kesiyorum ve beyaz ipimle kapşon örgüme devam ediyorum. Kapşon örgümü tamamen beyaz iple devam edeceğim için yeni bir yumak açarak örgüme başlıyorum. Evet, kapşon örgümüze geçerken örgü boyunca sadece beyaz ipimizle çalışıyoruz. Şimdiki sıramız düz örgü sırası ve her 3 ilmekte bir arttırma yapıyoruz. Bir önceki sıramızdan ilmeğimizi yukarıya çekerek bir ilmek arttırma yapıyoruz ve tekrar 3 ilmeği örüyoruz. Tekrar bir önceki sıradan ilmeği yukarıya çekerek arttırma yaptık ve tekrar 3 ilmeği ördük. Tekrar bir arttırma yapıyorum ve 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde arttırmalarımıza devam ediyoruz. Kapşon örgümüzün biraz daha bol olması için
Şişimizde 94 ilmeğimiz vardı. Arttırmalarımızla beraber 124 ilmeğe ulaşıyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar arttırmalarımıza devam ettik. Sıramızın sonunda son ilmeğimizi yine örmeden sağ şişimizi alarak kenar çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi örgümüzde beyaz örgümüze geçtiğimiz için burada ters örgü sıraları uyguluyoruz. 3 sıra 2 sıralık ters örgü sıralarımız olacak. 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz, 2 sıra ters. Bu şekilde 3 sıralık ters örgü sıralarımız olacak. Şimdi bir sıra düz örgümüzü örmüştük. Örgümüzün arka yüzünü çevirerek ters örgü sırasıyla devam ediyoruz ve böylelikle 2 sıra düz örgümüzü örüyoruz. Daha sonra 2 sıra ters, 2 sıra düz, 3 sıra ters örgü sırası tamamlayarak tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Evet, örgümüzde şimdi 3 sıralık ters örgü sıralarımızı tamamladık. 2 sıra düz, 2 sıra ters örerek şimdi kapşon örgümüzde ilk 7 ilmeğimizi ve son 7 ilmeğimizi aynen bu şekilde 2 sıra düz, 2 sıra ters örerek örgü boyunca devam ediyoruz. 2 sıra düz, 2 sıra ters örgü boyunca bu 7 ilmeklerimizi hep bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ortada kalan ilmeklerimizi düz örgü olarak ilerliyoruz. Kapşon örgümüzdeki bağcık örgüsünden sonra hemen oraya mezuramı işaretliyorum. Mavi örgümün bittiği yere mezuramı koyarak bu ortadaki ilmeklerim 20 santim olana kadar örmeye bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ters örgü sıralarımız 4 santim kadar tamamladık. 16 santim kadar örmeye devam ediyoruz. Kenarlardaki 7 ilmekler 2 sıra düz, 2 sıra ters. Ortadaki ilmeklerimiz 1 sıra düz, 1 sıra ters olarak, yani ön yüzden düz örgü olarak ilerleyeceğiz. 4 santimi ördük. 16 santim daha örmeye devam ediyoruz. 20 santimi tamamlayana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 1-2 sırayı sizlerle beraber örmeye devam ediyorum. 2 sıra ters örgümden sonra şimdi 2 sıra düz örgü sıramdayım. Kenardaki 7 ilmeklerim için düz örgüyle başlıyorum. 7 ilmeğimi düz örgü olarak başladım. Ortadaki ilmeklerimi de düz örgü olarak ilerleyeceğim için bu sıramı komple düz örgüyle tamamlayarak bitiriyorum. Ve kenar ilmeğimi de boş alarak kenar çalışmamı yapmayı unutmuyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 2 sıralık düz örgü için örgümün arka yüzünden ters örgü olarak ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar ters örgüyle ilerliyorum. Bu şekilde 2 sıralık düz örgümü de tamamlamış oluyorum. Evet, kenardaki 7 ilmeklerim için 2 sıralık düz örgümü tamamladım. Bir sonraki sırada kenar ilmeklerimde ters örgü sırasındayım. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. 7 kenar ilmeğim için 7 ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra ortadaki ilmeklerimi düz olarak ilerliyorum. Yedi ilmeğimi ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Diğer son 7 ilmeğime kadar
bütün ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet, son 7 ilmeğimi tekrar ters örgü olarak örmeye devam edeceğim. Şimdi bütün ilmeklerimiz düz. Evet, sıramın sonuna geldiğim zaman 7 ilmeğim için tekrar ipi kendime çeviriyorum. 7 kenar ilmeğimi ters örgü olarak sıramı tamamlıyorum. Bu arada son ilmeğimizi örmeden sağ şişimize geri almayı unutmayalım. Kenarlarımızın daha düzgün durması için. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 7 ilmeğim ters örgü olması için arka yüzden düz olarak örüyorum. Daha sonra ipi kendime çeviriyorum. Diğer 7 ilmeğime gelene kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak ilerliyorum. Sıramın sonuna yaklaştığımda son 7 ilmeğim için ipimi tekrar arkaya alarak 7 ilmeğimi ön yüze ters örgü olacak şekilde düz örerek sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzünü çevirdiğimde buradaki 7 kenar ilmeklerimizi 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak ilerlettiğimizi görmüş oluyoruz. Örgü boyunca bu 7 kenar ilmeklerimiz 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak ilerlemeye devam edecek. Ortadaki düz ilmeklerimizi ise 20 santim sonra eksiltmeye başlıyoruz. Ölçmeye başladığımız yerden itibaren, yani bağcık örgümüzü bitirdiğimiz yerden itibaren 20 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar 7 ilmeklerimizi 2 sıra düz, 2 sıra ters, ortadaki ilmeklerimiz düz. 20 santim olduktan sonra eksiltmeler için tekrar geri geliyorum. Evet, buraya kadar şimdi 20 santimlik örgümü tamamladım. Şöyle hemen buradaki bağcık yeri için yaptığımız lastiğe, hemen lastiğin bitimine şöyle ölçeğimi koyuyorum. Evet, 20 santimlik örgümüzü tamamladık. Kenardan şöyle sıra sayılarını sayacak olursam, İlk başta renkli örgümüzden sonra 3 sıralık ters sıra örgümüz vardı. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 sırada kenar ters örgü sırası ördük. Şimdi arkadaşlar, burada kapşonumuzun son kısmına geldik. Aynen patik örgümüzde yaptığımız gibi buradaki örgümüzü yapıyoruz. Şişimizde 124 ilmeğimiz vardı. Aynen patik örgümüzdeki gibi örgümüzü 3'e ayırıyoruz. Ortada bıraktığımız ilmeklerimiz sabit kalacak. Yanlarda kalan ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Şimdi 124 ilmeğimizi 50, 50 ve 24 olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Aynen patik örgümüzde olduğu gibi. İlk önce 50 ilmeğimizi örerek 24 ilmeğimize ulaşıyoruz. Buraya bir işaretleyici koyarak. Daha sonra 24 ilmeğimizi örüyoruz. 24 ilmeğimizi ördükten sonra tekrar diğer 50 ilmeği örmeden dönüyoruz. Dönerken bir ilmek eksiltiyoruz ve diğer 50 ilmeğe gelene kadar bu şekilde her dönme yaparken birer ilmek eksiltme yapıyoruz. Her dönüşlerde bunu tamamlıyoruz. Ortadaki 24 ilmeğimiz sabit kalarak
yandaki 50 ilmeklerden eksiltiyoruz. Ve burada ortada kalan 24 ilmeğimizi de aynen buradaki gibi 2 sıra ters 2 sıra düz örmeye devam ediyoruz. Şimdi mesela kenar ilmeklerimizde 2 sıra düz olarak bitirdik. 2 sıra ters olarak devam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki 24 ilmeğimizi de 2 sıra ters olarak başlıyoruz. 2 sıra ters 2 sıra düz 2 sıra ters 2 sıra düz. Bu ortadaki 24 ilmeğimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi 50 ilmeğimi örüyorum. Hemen işaretimi koyuyorum. Evet, 2 sıra düz örgümüzden sonra şimdi 2 sıra ters olarak başlıyoruz. Bu arada saydığımız 50 ilmek buradaki kenar 7 ilmeğimiz de dahil. Evet, 50 ilmeğimi saydım, kontrol ettim. Şimdi ortadaki 24 ilmeğimi kenar ilmek sırama göre ters örgü olarak devam edeceğim. Önce işaretimi takıyorum. Buradaki ilmeğim 24 ilmeğimden birincisi. Evet, 24 ilmeğimi ördüm. Tekrar buraya işaretimi takıyorum. Evet, şimdi 24 ilmeğimize geldik. Buradaki ilmeklerimizi örmeden örgümüzü geri çevireceğiz. Fakat ilk önce buradaki 50 ilmekten bir tane eksiltme yapıyorum. O yüzden 24. ilmeğimi örmeden, bu 24. ilmeğimdi. Yan taraftaki 50 ilmekten bir tane daha ilmek alıyorum ve ters olarak örerek buradaki 50 ilmeğimi 49 ilmek olarak bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi 2 sıra ters 2 sıra düz olarak ilerleyeceğimiz için şöyle ön tarafa ters olarak düşecek şekilde arka yüzden düz örüyoruz. Kestiğimiz ilk ilmeği örmeden tekrar sağ şişime geri alıyorum ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, buradaki 24 ilmeğimden tekrar geriye doğru geldiğim zaman buradaki tam 24. ilmeğimi örerken hemen yan taraftaki 50 ilmeğimden bir tane alıyorum. Ve ikisini bir örerek eksiltiyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Şimdi burada 2 sıra ters de örmüş olduk. Tekrar örgümü çevirdim. İpimi arkaya alıyorum çünkü burada artık 2 sıra düz sıramız geldi. Kestiğim ilmeği örmeden geri şişimi aldım. Birinci ilmeğim 24. ilmeğe kadar örmeye devam ediyorum düz olarak. Evet, 24. ilmeğimin sonuncusuna geldim. Buradaki son ilmeğimle yan tarafta kalan 49 ilmeğimden
Bir tane daha alıyorum. Ve bu ikisini örerek eksiltiyorum. Şimdi buradaki şişimde 48 ilmek kaldı. Ve tekrar örgümü çeviriyorum. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacağı için yine örülen ilmeğimi, kesilen ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine 24. ilmeğimin sonuncusuna geldiğim zaman ilk önce bu 24. ilmeğimi alıyorum ve daha sonra şişimdeki ilmeklerden bir tanesini alarak eksiltiyorum. Şimdi tekrar örgümü geriye çeviriyorum. Şimdi iki sıra ters, iki sıra düz ördük. İki sıra ters sırasındayız. O yüzden ipimi kendime doğru çeviriyorum. Kestiğim ilmeği örmeden şişimi aldım ve ilmeklerimi ters alarak yine örgüme devam ediyorum. Tekrar 24. ilmeğimin sonuna geldim. Diğer şişimdeki ilmeklerden de bir tane alıyorum. İkisini bir alarak eksiltiyorum. Şimdi tekrar ön yüzde ters düşecek şekilde örgümü çeviriyorum. Kestiğim ilmeği örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Yine 24. ilmeğimin sonuna geldiğimde bununla beraber hemen şişimdeki ilmeklerden bir tanesini alıyorum ve ikisini bir eksiltiyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Evet, bu şekilde ortadaki 24 ilmeğimiz, şöyle ipimi arkaya alıyorum. Şimdi düz örgü sırasında olduğumuz için bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Buradaki lastik kısmına gelene kadar kesmeye devam edeceğiz. Dönüyoruz, eksiltiyoruz, tekrar örüyoruz, buradan eksiltiyoruz. Buradaki 24 ilmeğimiz bu şekilde sabit kalacak. 2 sıra ters, 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz. Şimdi kesmeye devam edelim. Kesmemizin sonuna geldiğimizde tekrar kapşonumuzu bitirmek üzere geliyorum arkadaşlar. Şimdi 2 sıra düz olarak devam edeceğimiz için ipim arkada. Kestiğim ilmeği örmeden aldım. Düz olarak devam ediyorum ve bu şekilde eksilterek örgümü tamamlıyorum. Evet, yine son ilmeğime geldim. Son ilmeğimle şişimin diğer yarısındaki ilmeğimden alıyorum, eksiltiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Örmeden aldım.
Son ilmeğim. Son ilmeğimle beraber şişimdeki ilmekten alıyorum ve tekrar dönüyorum. Bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Şimdi iki sıra ters. İpimi kendime alıyorum. Evet, en son bir ilmeğim kaldı. Bu tarafta ikisini bir alıyorum, kesiyorum ve düz örgü sırasındayım burada. Şimdi bütün ilmeklerimi örgümün arka yüzündeyim. Evet, şimdi örgümün ön yüzünden iki ters sıra ördükten sonra bir sıra düz örgü sırası örmüştüm. Son ilmeğimi kestim. Burada son bir ilmeğim daha var. Şimdi örgümü çevirdiğim zaman bütün ilmeklerimi şişimde 25 ilmeğim oldu. Bu ilmeğimle beraber bütün ilmeklerimi arkadan kapatıyorum. Bir tane bunu örmeden aldım. Bunu örüyorum. Bunu üzerinden atlatıyorum. Evet, iplerimizi de temizleyerek kapşonumuzu hazır hale getirdik. Pelerinimizle beraber harika bir çalışmayı burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Ben şimdi kapşon örgümüzün hemen yüksekliğini ve enini sizler için ölçmek istiyorum. Mezuramı yine bağcık yuvası oluşturduğumuz yere koyarak tepe kısmına kadar yaklaşık 25 santim ölçüyorum. Hemen enine de bir bakalım. Kapşonumuzun en ölçüsü de 24 santim. Evet, 1,5-2 yaşlarında çocuklarımızın kullanabileceği harika bir kapşonlu pelerin çalışmasını burada tamamladık. Şimdi en son renkli ipimizle yine bir fırfır örgü çalışmamız var kapşonumuzun yüze gelen kısmında. Ben orayı yapmak istemiyorum. Arzu eden olursa yine oradan ilmek alarak fırfır örgülerini tamamlayabilirler. Şimdi renkli ipimi 3 kat şu şekilde vurarak sadece bağcıklarımı yaparak örgümü tamamlamak istiyorum. Evet, bağcıklarımı yaptıktan sonra iğne yardımıyla oluşturduğumuz yuvadan geçiriyoruz ve artık burada kapşonlu pelerin çalışmamızı tamamlıyoruz.
Evet sevgili dostlar, patiğimizle, beremizle, örgücülü elbisemizle ve kapşonlu pelerin çalışmamızla 1,5-2 yaşındaki kız çocuklarımız için oluşturduğumuz bu güzel kombin çalışmasını yine sizlerle çok keyif alarak burada tamamlamış oldum. Sizlere her zaman yanımda olduğunuz için, benimle beraber ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.